Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kaman ve Köyleri Havadis grubumuzda bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız Sayın Zeynal Kangal'ı konuk ediyoruz efendim. Grubumuz Facebook grubu bu akşam Kanal 6 ile ortak yayın yapıyoruz efendim. Aynı anda canlı yayınımız geçeceğiz birazdan canlı yayına. Kanal 6 ile birlikte canlı yayında olacağız. Grubumuz 14.960 üye sayımız var efendim. Bizi yurt içi yurt dışı izleyen bütün izleyenlerimize, hemşerilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Kanal 6 izleyenlerine selamlar sunuyoruz buradan efendim. İyi bir yayın olmasını diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. YouTube kanalımız var efendim. Kaman Köyleri ve Havadis grubu YouTube kanalından bizim daha önceki yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Muhtarlarla yapmış olduğumuz birçok yayınımız var. Muhtarlarımızın sıkıntılarını, sorunlarını konuşmuştuk. Şimdi ilçemizde bulunan parti başkanlarımızı konuk ediyoruz efendim. Bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız Sayın Zeynal Kangal'ı konuk ediyoruz efendim. Başkanımız şu an izliyorlar bizi. Canlı yayınımızı alıyorum birazdan. Yorumlarınızı, sormak istediklerinizi iletirseniz ben de buradan başkanıma iletirim kendisine. Hemen başkanımı canlı yayına alıyorum ben. Başkanım ekledim ben sizi şu an. Kaman Köyleri grubumuz Facebook grubu efendim. YouTube kanalımız var aynı zamanda. Oradan da başkanım iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Merhaba. Merhabalar başkanım. Nasılsınız? İyiyim vallahi. Siz nasılsınız? İyiyiz. Siz Atatürk'ü arkanıza aldınız. Ben toprağımızı, Neşet Ertaş'ımızı aldım. İyi bir yayın olmasını diliyorum. Nasılsınız başkanım? Tabii Atatürk deyince ilk akla ne gelir? Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O olmayınca olmuyor. Yani evimizi, bürolarımızı, parti binalarımızı her yeri onun posterleriyle donatmak bize ayrı bir gurur veriyor Ayla Hanım. O Evet. bizim kalbimizde devamlı yaşayacak. Her zaman, her daim. Nasılsınız başkanım? İyiyim valla. Bizi de yurt içinden ve yurt dışından izleyen tüm Kamanlı hemşerilerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepsine bol bol selam iletiyorum. Yine yoğun bir şekilde gündemimiz var. Güzel şekilde parti çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kendi mesleğimiz var. Evet. Kaman'dayız. Kaman'ın her tarafını geziyoruz. Düğün, cenaze demeden her gün Kaman'ımıza layık olmaya çalışıyoruz Ayla Hanım. Hep beraber inşallah. Çok geniş bir kitlemiz var başkanım. Yurt içi, yurt dışı bizi Kanada'dan, Malta'dan, Kuveyt'ten, diğer ülkelerden, Kıbrıs'tan o kadar çok izleyen hemşehrilerimiz var ki buradan herkese selamlar sunuyoruz. Kanal 6 Sosyal medyanın gücü diyelim biz buna. Yani Kamanlı olup sosyal medyanın Kaman gücü. özlemini sizin sayenizde gideriyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle platformlar olmalı, gerektiği gibi olmalı. Bu yüzden başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah daha çok sayıya ulaşarak daha geniş kitlelere ulaşırsınız. Hedefimiz plakamız gibi 40 bin başkanım. Hedefimize ulaşacağız inşallah. YouTube kanalımızdan canlı yayınlarımızın tekrarını izleyebilir seyircilerimiz. Evet. Bugün Kanal 6 ile birlikte aynı anda canlı yayındayız başkanım. Kanal 6 ile birlikte canlı yayında olacaksınız. Öncelikle bize kendinizi bir tanıtır mısınız başkanım? Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Avukat Zeynel Kankal, 1988 yılında Kaman'da doğdum. Kargın Kızıgöz köyündenim. İlk 3. sınıfa kadar köyde, ondan sonra Kaman Yeni Hayat İlköğretim Okulu, Kaman Lisesi. 2005 yılında 19 Mayıs Üniversitesi sınıf öğretmenliğini kazandım. Orada 2 yıl okuduk ama ülkemizin o zamanki şartlarında sınıf öğretmenlerinin atanması ya da okurken mesleğe duyduğum bir şey olamadı. Yani bağdaşamadım meslekle. Tekrar sınava hazırlandım. 2007 yılında tekrar Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım.
2011 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra askere gittik. Afyonkarahisar Askerlik Şube Başkanlığı yaptım. Bir yıl boyunca. Evliyim. İki çocuğum var 8 yaşında. Ellerinizden öper. Allah bağışlasın Yarın da inşallah. karne alacaklar. Tüm gençlerimizin de bu vesileyle eğitim, öğretim hayatında başarılar diliyorum. Bir, güzel bir tatil geçirmeleri temenni ediyorum. Önce dinlensinler, sonra yine çalışsınlar. Evet başkanım. Avukatlık ruhsatımı Kırşehir Barosu'ndan aldım. 2014 yılından beridir de fiili olarak Kamanlı ilçemizde, şu anda belediye binamızın 5. katında tüm Kamanlı hemşerilerimize, Kırşehirli hemşerilerimize faaliyetimizi vermekteyiz. Serbest avukatlık yapmaktayız. Valla bir çay içmeye herkesi beklerim. Yani bir siyasi partiden çok. Kaman küçük bir yer. Evet. Siyaset devamlı oluyor Kaman'da. Tüm siyasi ilçe başkanlarımız olsun, vatandaşlarımız olsun. Herkes birbirini tanır. Yani Kaman'da bir sela okunduğunda, bir cenaze, kimin cenazesi olduğunda herkes bilir. Kaman öyle bir yer. Kaman düğün olsun herkes bilir. Kimin, hangi esnafın, kime ait bir faaliyet içerisinde olduğu, küçük olduğu için herkes bilir. Bu vesileyle Kaman'daki tüm hemşerilerimizi müsait olduklarında bir çaya da beklerim. İnşallah. Başkanım, Kanal 6 ile şu an ortak yayın yapıyoruz. Kaman'ı bilmeyenler için biz bir tanıtalım öncelikle. Kanal 6'da fragmanımız dönüyor efendim. Kaman Cevizi ile ilgili ilçe tarım müdürümüz Behzat Bulan'ın hazırlamış olduğu bir vetereyi ben Kanal 6'da yayınlattım. Şu an Kanal 6'da yayınlanıyor efendim. Kaman, Kırşehir'in en güzide ilçesi efendim. Hepimiz Kamanlıyız. Gurur duyuyoruz bununla da. Neşet Ertaş'ın memleketindeniz efendim. İç Anadolu'nun göbeğindeyiz. Türkiye'nin kalbiyiz biz. Türkiye'nin. Cevizi ile mücevherimiz bizim ceviz efendim. Başkanım, ceviz demişken ilk Ceviz sorumuzla ben başlayayım dediğiniz hemen. açtı. Ceviz deyince ilk akla gelen Kaman. Yani biz Evet. üniversite hayatımda da çok arkadaşlarla tartışırdık. En iyi ceviz Kaman cevizi. Bazen Kaman'ı bilmezlerdi. Kaman nerede diye böyle biz tabii Kırşehirliyiz de demeyiz. Yani onun da 1957 yılının getirdiği bize bir o eksiklik mi diyelim, o sıkıntı mı diyelim, hala devam ediyor. 57 yılında doğanlar ilk 6 ay Ankara iline kayıtlı. Yani Kaman Evet, Ankara'ya bağlıydık, evet. Ankara'ya bağlı. Ama bu yanlıştan tabii dönmüşler. Adnan Menderes ve arkadaşları mecliste bir kanun çıkararak yani anayasa var. Anayasada şunu söylüyor. Eğer bir yerin, ilin milletvekili temsilcisi kalmadığı zaman seçimler yenilenir. Bunun Türkiye tarihindeki tek örneği bizim Kırşehir. Haliyle dolaylı olarak da Kaman'a vuruyor. Kaman böyle bir yer. Kaman ceviziyle ün yapmış. Kendisinin layık olduğu bu ceviz değerini katamayan bir ilçemiz. Yani son 2 yıldır Kaman ilçemizde ne yazık ki böyle festivaller çok sönük geçiyor. Tabii pandeminin etkisi var ama geçen yıl Evet. özellikle belediyenin organize ettiği bu festivalde daha şenlikli beklerdik. Yani önceki yıllara nazaran Kaman geçen yıl çok sönük geçirdi. Bunu da pandemiye bağladılar. Biz pandemi olmadığını Evet. da biliyoruz. Çünkü Kırşehir Belediye'miz çok geniş çapta konserler vermişti geçen yıl. Ama maalesef geçen yıl Kaman'ımızda bu coşkuyu göremedik. Aksaray'ın Ağaçören beldesinde bu kutlamalar falan yapıldı. Sonra dediler cevizin ününü biz Aksaray'a mı kaydırıyoruz? Ama Kaman'ımızın Kaman 1 ve Kaman 5 cevizi haliyle dünya çapında. Yani yağ oranı çok yüksek. Bunun da belediye öncüsü olarak daha iyi yerlere gelmesi gerekir. Bunun için tüm çalışmaları yapması gerekir. Bunun için gerekirse bir komisyon kurulmalı. Bunu tanıtıcı, öğretici bilgileri yer edinmeli. Kaman bizim için bu ceviz bir hazine. Başka bir şey değil Ayla Hanım. Evet, mücevherimizi hiç kimseye kaptırmayız başkanım. Böyle bir elimizde altınımız var, mücevherimiz var. Hiçbir yere kaptırmayalım. Kaman aslında bir oymak. Her yere birer saat uzaklıkta aslında Türkiye'nin kalbinde bir ilçemiz. Ya gelen Başkanım. arkadaşlara da onu söylüyoruz. Yani Kaman'dan nefret etmeyin diyoruz arkadaşlar. Yani
Hakim savcımız geliyor işte adliyeye. Gelirken bir üzüntü içerisindeler ama giderken tüm Giderken. hakim savcı arkadaşlarımız gerçekten ağlıyor. Bunu samimi söylüyorum size. Yani sarılarak böyle bir kamana bir alıştık, nasıl bırakacağız diye. Sonradan da şunun farkına varıyorlar. Biz iyi ki de Kaman gibi bir yerde görev yapmışız. Çünkü İzmir'inden tut İstanbul'u, Samsun'u, dahası biraz ileri gideyim Van'ı, Antalya'sı, Hatay'ı, yer tarafı çok yakın. Tam Türkiye'nin ortasında, ulaşımda sıkıntı yok. Memur için aslında bulunmaz bir yer. Ama memurlarımız galiba biraz bunun kıymetini bilmiyor ya da Kaman'ı bilen, Kaman'ın has çocukları, hemşerilerimiz Kaman'dan gitmek istemiyor. Yani Kaman öyle bir jeopolitik öneme sahip. Evet. Bakalım hayırlısı. Kaman'ı inşallah gelen arkadaşların hiçbiri bırakmaz. Öyle devam eder. Boz toprağımıza önce gelmek istemezler, sonra da gitmek Aynen. istemezler. Aynen öyle. Sıcağı gibi insanı da sıcaktır, sıcakkanlıdır başkanım. Ben ikinci sorumuzu size yönlendireyim şöyle. Sizce Kaman'da istihdam sorunu var mı? Varsa çözümleri hakkında neler yapmalıyız? Cevizimiz başta olmak üzere istihdamı nasıl sağlamamız gerekiyor başkanım? Ya Ayla Hanım şöyle bu konuda biraz samimi olacağım. Yani Kaman'da istihdam denirken çok samimi konuşacağım. Bugün tüm Kamanlı hemşehrilerimiz zaten bizi de biliyor. Biz burada Muhalefet Partisi'nin ilçe başkanıyız. Yani Kaman'da İktidar Partisi'nin mevcut parti belediyeyi aldı. Kırşehir Belediyesi'ni uzun bir zamandan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Akpınar Belediyesi ve Boztepe Belediyesi de CHP geçmek koşuluyla işte geldi. Şimdi biz muhalefet partisi olduğumuz şeyde sanki belediyenin, Kaman Belediyesi'nin görevi işçi bulma kurumu gibi bize iş başvuruları geliyor. Yani başkan, Evet. siz, diğer bazı belediyeler siz de lütfen bizi işe yerleştirebilir misiniz? Yani bu bir muhalefet partisinden beklenecek bir hareket değil. Kaldı ki biz liyakata zaten önem veriyoruz ama Kaman Belediyesi çok kendine asli görevini işçi bulmak, iş bulmak, istihdam yaratmak olarak düşünmüş olacak ki tüm arkadaşları belediyeye doldurdular tabiri caizse. Şimdi Evet. İstihdam zaten lazım. Kaman'da tüm gençlerimiz işsiz. Çok kişi geliyor. Bunun için bize müracaatlar çok oluyor. Dışarıda konuşuyoruz arkadaşlarla. Ciddi şekilde bir istihdam eksikliği var. Ya bunu giderecek de herhangi bir faaliyet göremiyorum. Yani Kaman ilçesinde belediyeye alım dışında şu an yapılmış herhangi bir faaliyet yok. Bu da ciddi şekilde Kaman'ın istihdamına oynuyor. Yani Kaman ilçemizde güzelce bir süt fabrikası olsa, bu süt fabrikasının içerisinde işte peynir üretilse, yoğurt üretilse, bu istihdamı da Kaman Belediyesi, Kaman hemşerilerimizden sağlasa yapılamaz mı? Şimdi 50 tane köy var, bir kasabamız var. Tabi buralarda süt toplama kooperatifleri falan var. Buralardan alınıyor. Ancak belediyenin bünyesinde, belediyenin eliyle yapılmış herhangi bir çalışma, faaliyet ne yazık ki yok. Biz Evet. Kaman Belediyesi'nden bu konuda işte daha detaylı bir şekilde bir fabrika kurulup bu istihdamı arttıracak olaylara ön ayak olmasını istiyoruz. Bu talepler hep bu yönde geliyor ama ne yazık ki Kaman geçmişten günümüze kadar herhangi bir şekilde bu istihdamdan mağdur olmuş durumda. Kendine yer edinememiş durumda. Devamlı keşke hemşerilerimiz böyle bir şeyde aynı işte Kırşehir'deki Petlas nasıl işliyorsa Kaman'da da öyle bir istihdam alanı yaratılsa temennimiz o yönde. Tabii istihdam maalesef Kaman'da yeteri kadar ilgi değer görmüyor Ayla Hanım. Evet başkanım. Başkanım yıllardan beri Kaman'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan çıkartamamasının sebebi nedir? Niçin Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı Kaman'da çıkartılamıyor başkanım? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı bizim 92 yılıyla 99 yılında Allah uzun ömürler versin Hacı Yusuf Can Polat, o da bir avukat meslektaşım. Kendisi en son kendisi yaptı partimizden. Daha kendisinin yaptığı faaliyetler Kaman'da yeri diyor. Herkes Kaman'ı, Kaman Cevizi'ni, Kaman Festivali'ni ve Kaman'da imarı Hacı Yusuf Can Polat sayesinde tanıdı. Yani Kaman'ı
geliştiren en büyük başkanımız Hacı Yusuf Can Polat'tır. Yani bu konuda ben biraz şey konuşacağım ama kendisi bir başka bu konuda gerçekten. Cumhuriyet Halk Partisi 2004 yılından sonra Kaman Belediyesi'ni işte İktidar Partisi'ne ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdi. Yaklaşık 4 dönemdir alamıyoruz ama geçen dönem seçimimiz bayağı bir heyecanlı geçmişti. Yani son ana kadar başa baş bir şey geçmişti. Tabii bundan sonraki şeylerde biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Olması gereken de bu. Biz sosyal belediyeciliği Kaman'a getireceğiz. Kaman'a layık olan tüm değerlerini, her şeyini Kaman'da yaşatacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni şu an belki birkaç dönemdir belediye başkanlığını kazanamıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri hala Kaman'da gözüküyor. Galiba siz Kaman'da değil, Samsun'da yaşıyorsunuz değil mi? Öyle bir Evet başkanım. Samsun'da ikamet ediyorum şimdi ben. Kaman Belediyesi'nin önünden kaymakamlık binasına kadar yürüdüğünüz zaman Erkanaat Parkı'nın önündeki kaldırımları görürsünüz. Bu kaldırım Evet. Cumhuriyet Halk Partisi zamanında yapıldı. 1992 Evet. yılında yapıldı ve Hı. hala da kullanılıyor. Bunlar Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kaman'da yok etmek demek öyle bir şey zaten olmaz. Biz kazanmak için en güçlü adayız. evet. Kaman'ın imarını, çevresini değiştiren partiyiz. Şu an Kaman'da bu kadar evlerin fiyatının yüksek olması ve imarda düzene geçmiş olması hep bizim sayemizde oldu. Tabii biz tekrar elimizden geldiğince çalışıp tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla, partilerimizle Kaman'da sosyal belediyecilik anlayışını getirip belediyeyi tekrar almak istiyoruz. Bu konudaki eksikliklerimizi gördük. Bunların üzerine gidiyoruz. Ben yaklaşık 1,5 yıldır ilçe başkanıyım. Ondan önce 2 dönem yine yönetimde bulundum. Kaman'ın sorunlarını biliyoruz. Bunlar üzerinde konuşuyoruz, kafa yoruyoruz. Bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Yani göreve geldiğimizde de söyledik. Kaman'a bir dikili taşınız varsa öper alnımıza koyarız. Hiçbir şekilde bunun önüne geçmeyiz, set olmayız. Hatta o taşı varsa kaldırmak için uğraşırız. Yeter ki Kaman'ımız iyi olsun. Yani başka Kaman yok. Türkiye'de başka Kaman yok, başka Kamanlı yok. Başka yerimiz yok. Yani bu Kamanların gideceği başka yer de yok. Dolayısıyla Evet. sevdamız Kaman bizim. Ama almak için de çok uğraşacağız. Alam. Başkanım, belediye başkan adayınız Aydın Yaman hala partinizde mi yoksa ayrıldı mı? Bununla ilgili sorularımız olacak. Üyelik kaydı bulunuyor. Yani şahıslardan konuşmakta partimizde üyelik bayağı bir arttı. Son zamanlarda da kaydımız ciddi şekilde artışta. Bugün de yine bir 3 üye kaydımız oldu. Diğer partilerden özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen arkadaşlarımız çok. Bu konuda Türkiye'nin gündemini görüp yaşadığı ekonomik krizden, ekonomik günlerden işte bir an önce bu dar boğazdan kurtulup bizi seçen arkadaşlar var. Ciddi şekilde bir üye sayımız var. Ve üyemiz giderek de artıyor. Bir sıkıntımız yok üye sayımızdan. Başkanım, Kaman'ın güncel sorunları hakkında neler Yani söyleyeceksiniz? Kaman Çözümleri sorunlarını sayarsak say say bitmez yani. Burada sabah sayalım bence. Çünkü izleyenlerimiz muzdarip. Öncelikle yollarımızdan çok şikayet alıyoruz. Hatta bize de yazanlar çok. Ayla Hanım, yollarımız şu durumda diye söyleye hemşehrilerimiz var. Şimdi Kaman'ın dedik ki Kaman'da yapılacak bir yararlı çalışmanın devamlı yanında oluruz. Biz buna set çekmeyiz. Yani ilk başta geldiğimizden beri söylediğim şey bu. Kaman'ın bir altyapı problemi var. Bu göz ardı edilemez. Şu an Evet. Kaman'ın yeni mahalleden bu Carrefour Sara'nın olduğu aradan çevre yoluna kadar bağlanan yerde Kaman'ın bir ciddi şekilde altyapı sorunu var. Yani en fazla 100 dairelik bir alanı kapsayacak altyapı maalesef çıktı 1200-1300 daireye. Yani Kaman'da 10 katlı ruhsatlı binalar verilirse artık bu kadar çekecek bir altyapısı yok. Bunun haricinde tabii Necati Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu altyapıda su şeyleri, hatlarını, şebekelerini yeniledi. Ya yani bu tabii zaruri bir ihtiyaç. Bu her belediyenin yapması gereken bir şey. Her bir binada yeni çekilen hattan işte eskimiş paslı bir sudan içilecine kadar böyle daha kaliteli bir şeyden içmek herkesin hakkı. Tabii bu da Kanserojen, yok.
Tabii bu konuda biz kendisini zaten takdir etmiştik ama bunu da yaparken de devamlı da dile getiriyoruz. Keşke parça parça yapsalardı. Yani bu birden bütünü yapıp sonradan hepsini yapmak Kaman halkına bir zulüm oldu. Zul oldu. Nasıl zul oldu? Her taraf işte patates tarlasına dönmüş durumda. Yani yolların bir yerine gittiğiniz zaman bir taraf çukur, bir taraf yüksek, tümsek. Artık araçlarda kalmadı. Yani road balance denilen bir şey kalmadı. Artık araçların altını vura vura millet arabasına binmiyor. Tabii mazotu ayrıca konuşacağız ama burada aracını Sırp Kamanlı hemşerilerimiz arabasının zarar görmemesi için hareket ettirmeyen arkadaşlar var. Bunları biliyoruz. Ya da daha lüks araba aldıysa kullanmıyor. Yerine daha küçük, kalitesiz şeylere binme tercihinde bulunuyor. Aracım değer kaybetmesin diyor. Ya bunların hepsi bir Kaman için sorun. Kaman'ın bir an önce altyapı özellikle kanalizasyon sisteminde sıkıntı var. Bunun giderilmesi lazım. Üstüne üstlük bu üst yapıya bir an evvel geçip Kaman'ın çilesinin bitmesi lazım. Tabii seçim yaklaştıkça bu işler biraz sıklaşır. Kaman'da da yeni başladı bir arsa satışları. Kaman Belediyesi'ne ait olan taşınmazlar şimdi yine bu ayın sonunda galiba satışa çıkacak. Bir kısım satıldı ama birazcık daha var galiba. Buradan gelecek parayla galiba bir üst yapıya harcanacağı söyleniyor ama biz bir an önce olmasını istiyoruz. Bu Kaman'ın modern bir şehir olmasını istiyoruz. Dışarıdan gelen memurların burası bir köy görüntüsü andırıyor demesini hazmedemiyoruz. Bu üzerimize bizim bayağı bir sıkıntılı bir durum yaratıyor. Bir an önce üst yapıyı da tamamlayarak Kaman'ın modern bir şehir olması temennimiz. Kaman'da sorun sadece yol mu? Değil. Kaman'da bu yolun dışında işte çocuklarımızın parkına bakılması lazım. Park bahçelerimiz sıkıntı, kaldırımlarımız sıkıntı keza. Araç parklarımız sıkıntı. Yani sıkıntı bitmiyor Kaman'da maalesef sıkıntı bitmiyor. Başkanım, şu an Türkiye'de en başarılı bulduğunuz belediye başkanı kim? Ya da hangi ildeki çalışmaları beğeniyorsunuz? Benim temennim Kaman'ın birinci olması. Kaman'ımızın, başkanımızın birinci olması, parmakla gösterilen bir şehir olması. Benim görüşüm, düşüncem öyle. Siz ne diyorsunuz bu Şimdi konuda? burada bir siyasi parti temsil ediyorum. Yani bu sorunuza şöyle cevap vereyim ben size. Bu Kaman'a yapılacak işin bir kere partisi olmaz. Bunda hemfikir olmamız lazım. Kaman halkına layıksa, Kaman halkının sorunlarını çözecekse, bir problem yaratmayacaksa bu işin parti olarak hiç bakılmaya hiç gerek yok. Yani partinin işte belediye başkanının yaptığı çalışmaları biz destekliyorsak güzel olduğu için destekliyoruz. Kaman'a yapılması gerektiği için destekliyoruz. Şimdi Kaman Belediyesi'nin bütçesi belli. Kaman'da çalışan, Kaman Belediyesi'nde çalışan işçi, memur, personel sayısı da belli. Kaman bu bütçeyi kaldırıp kaldıramaz derdinde ziyade bir Cumhuriyet Halk Partili belediyesinin işte Kaman ilçesine gelip bir yardımda bulunuyorsa bunu da başının gözünün üstüne kabul etmesi lazım belediye başkanının. Tabii bunda bizzer şahit olduğum için bazı olayları çok net konuşuyorum. Yani bunun artık şeyi yok. Kırşehir Belediye Başkanımız Kaman'a asfalt konusunda tüm imkanları seferber edecekti ama maalesef Kaman'ın belediye başkanı da değil ama bazı siyasi yöneticileri buna engel çıkardı, taş koydu. Bu gelen bir hizmetten Kaman niye mahrum kalsın? Yani Kırşehir Belediyesi gibi bir yerden sana personel desteğini, araç desteğini sağlayıp bu üst yapı çalışmasında çok pahalı olacak durumdayken maalesef sırf parti anlayışıyla gelip böyle bir set koymak Kaman halkına yapılmış bir darbedir. Başka bir şey değildir. Bu yönüyle çalışan belediyeciliği görüyoruz yani partimizin belediye başkanlarının hepsini ben takdir ediyorum. Hepsi çok güzel çalışma içerisinde hiçbir şekilde kayırmadan, etmeden liyakat sahibi kişileri işe alarak altını çiziyorum. Bu görevlerini yerine getiriyor. Selahattin Bey bu konuda çok hoşuma gidiyor. Kendisiyle devamlı irtibat halindeyiz. Kırşehir'e gidince kendisi Kaman'a geldiği zaman görüşmelerimizde
Belediyeciliği çok güzel uyguluyor Kırşehir'e. Kırşehir'e ilk geri gelmez belediyenin borçlarını silme derdine girdi. Yani borçlu bir belediye zamanı geldikçe memuruna, işçisine maaşını ödeyemediği zaman o kişiler evine ekmek götüremediğinde en büyük sıkıntısını yaşar. Bunun devamlı açılmanın bir yerde dur denmesi lazım. Bu anlayıştan Selahattin Bey de ilk önce belediyenin borçlarını sildi. Bunlar da zaten her yıl afiş olarak belediyenin önüne de asıyor. Çok şeffaf şekilde liyakat sahibi kişileri de makamlarına oturtarak bu süreci devam ettiriyor. Yani kendisine çok başarılar diliyorum. İnşallah böyle de devam eder. Çok güzel bir belediye anlayışı var. Biz bu belediye anlayışını inşallah önümüzdeki seçimlerde kamanımıza getireceğiz. Aslında benim soracağım sorunun cevabını ben şu an almış bulunuyorum. Kırşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu hakkında düşünceleriniz nelerdir diyecektim başkanım. Siz Çalışıyorum. Ben yine galiba Bosna Hersek konuyla ilgili görüşlerinizi belirttiniz. buradaki belediyenin çalışmalarını da yerinde tespit ediyor. Buradan uygulayacağı faaliyetler çok fazla. Yani Kırşehir'de de kendisi de çok seviliyor. Kendisinin projeleri çok fazla. Yapmak istedikleri şey çok fazla. Şu anda çok aktif şekilde Kırşehir'de görevini idame ettiriyor. Aylan. Ben başkanıma buradan selamlar Selam. sunuyorum. Sizin nezdinizde de canlı yayınımıza kendisini davet ediyorum. Bir canlı yayınımızı başkanımızla da yapalım. Başkanlarımızla canlı yayınlarımız olsun. İdari yöneticilerimizle canlı yayınlarımız olsun ki topluma bir şekilde ulaşalım. Ha, konuşulmadığı zaman bu gerçekler açığa çıkmaz. Vatandaş görsün nerede ne yanlış yapılıyor. Hep bu düşüncelerle gerçekliği ortaya çıkarmak konuşmak sayesinde olur. Anlaşamadığımız şeyi konuşmak sayesinde çözeriz. Konuşmazsak herhangi bir problem devamlı düğümlenerek gider. Aslında başkanım konuşulmadığı için bu şekilde bir takım şeyler yapılan yanlışlar konuşulsa ya da yapılmış olan doğrular konuşulsa takdir edilse ya da hatanız şu denilse bu şekilde platformlar aslında yöneticiler için bulunmaz bir nimet. Bize yurt içi yurt dışı o kadar çok izleyenlerimiz var ki hemşerilerimiz memleketlerinden haber alıyorlar. Biz evlerine konuk oluyoruz. Şu an o kadar çok eve ulaştığımız nokta ki yurt içinde kamanından haber alıyor ya da memleketinden haber alıyor. Bu şekilde ben bütün yöneticilerimizi canlı yayınımıza davet ediyorum. Kamanımızı geliştirelim. Kırşehirimiz gelişsin. Bence her şey hak ediyor. Türkiye'nin kalbindeki bir şehir yok olmasın ne olur. Yani bu Kamanın şekilde. bürokrasisi de fazla, siyasetçisi de fazla Kamanın. Yani bir Ankara'ya gitseniz elinizi attığınız yerde mutlaka bir Kamanlı'ya rastlarsınız. Öyle söyleyeyim. Yani Yoldan geçen aynen öyle. Meclise gidiyoruz. 9'dan 8'li belki Kamanlı. Evet, doğru söylüyorsunuz başkanım. Siyasi Eğitim konusunda da kamanımız eğitim konusunda da başarılı aslında. aslında bu söylediklerinizin kökünde bu var. Kamanda işte istihdam dediniz. Kamanda gençler başka bir şey yönelemiyor. Yani Kaman bir deniz kenarında yer değil. Tabii bizim Savcılı plajımız bir denizdir ama Kaman'da bu ekstrem şeyler çıkmadığı zaman gençlerimiz ya Kaman'dan okuyup gitme derdinde Kaman'ı bu şekilde terk edecek ya da Kaman ilçesinde kalarak bu hayvancılık, tarımcılık bu işlerle uğraşma derdine giriyor. Haliyle de bu eğitime çok rahat yansıyor. Çünkü gençlerin yapacağı hiçbir iş yok. Yani Kaman'da kahve açarak geçimini idare onlara saygım sonsuz ama gençlerimiz bu kahvelerden, okey masalarından, kağıt oyunlarından bir uzaklaşarak evinde ders çalışan arkadaşlarımızın hepsi eğitimde bir markayı yaratıyor. Kendimiz yaratıyoruz, kendi içimizde yaratıyoruz. Bu konuda da Kaman'da takdire şayan bir eğitim seviyemiz var. Yani her şeyde kaymakamımız, milletvekillerimiz Kaman geliştikçe gelişiyor. Kaman'ın eğitim şeyi bu yönüyle Türkiye'de çok önemli, çok yükseklerde Aylan. Başkanım, savcılığı demişken ben muhtarıma buradan selamlarımı sunuyorum. Savcılığımız geçen Şimdi savcılıkta çok şey var, bu köy var. Gün yüzü iki gün önce
Tüm muhtarlarımız orada. Hepsine de buradan saygılarımı iletiyorum. Bugün de onlar Hepsine selamlar sunuyoruz buradan. devam. Savcılığımız 2 gün önce bir sel felaketiyle karşı Evet. karşıya geldi. TOKİ'deki bütün hemşerilerimize geçmiş olsun diliyoruz. Evet. Samsun'da bir sel bölgesi. Çok zamanda sıkıntılar yaşıyor böyle zaman zaman. Geçmiş olsun diliyoruz. En güzeli can kaybının olmayışı. Zayiat var tabii ki. Ekilen araziler ya da tarım alanlarında sıkıntı oldu ama önemli olan can kaybının olmaması. Ankara'daki gençlik kolları başkanı Evet, Mamak, Gençlik Kolları Başkanı. Mamak Gençlik Kolları Başkanı başsağlığı diliyoruz buradan ailesine de. Mekan genç arkadaşım. Başkanım, aslında bizim denizimiz var. Evet. Savcılığı Kama'nın kalbi. Kama'nın meyvesinin yetiştiği, tropikal meyvelerin yetiştiği bir beldemiz, kasabamız. Kasabamız da şu an köy vasfına düştü. İç Anadolu'nun denizi Savcılı Büyükova efendim. Plaj havası, sahil, elektrik üretimi Kızılırmak'tan, Savcılı'dan yapılıyor efendim. Hirfanlı'dan yapılıyor. Buradan izleyenlerimize duyuralım. Eskişehir'de Kanal 6. yapay plaj yaptı belediye başkanımız Büyükerşen. Evet. O dönemde Evet. açılışında Kocaeli'nde üniversite okurken yurtta arkadaşlara söyledim ya oraya yapay yaptılar ama bizim ilçede bunun doğalı var. Hem de bu aratmaz. Suyu birazcık tatlıdır ama her türlü sporlar yapılabilir. Böyle şaşırdılar. Sonra bunu teyit etmek için bir bilgisayar ortamında girdik. Artık resimleri gösterdim. İşte savcılığının resimleri bu diye. Arkadaşlar Evet. çok çok merak etti. Daha sonradan böyle Kaman'a gelip savcılığa götürdüğüm arkadaşlarım var. Yani söylediğin gibi varmış diyor. Yani burasının aslında biraz bakıma ihtiyacı var. Çok az bir bakımla burası Türkiye'nin göbeği olabilir. Niye? Ankara'ya çok yakın. Ankara'dan gelen olur, Kayseri'den gelen olur. Ya yani bölgemiz çok gerçekten. Diğer taraf Konya. Bir şekilde Tuzgölü. sporları yapılabilir, etkinlikler aktivite edilebilir. O kadar elimizde bir değerli mücevher de var yani cevizimizin yanında ama maalesef yine o konuda da biraz eksiyiz. Buna gerek siyasiler yani tüm siyasi partiler, tek bir siyasi partinin yapılması da uygun değil. Buna Evet. kamanlılarımızın, bu az önce saydığımız bürokrasinin yetişmiş insanları bir el atarak burayı bir turizm cenneti haline getirebilir. İyice ilerletebilir. Çok güzel tesisler yapılabilir. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi de elinden geldiğince tüm imkanlarını buraya seferber edebilir. Bir sıkıntımız yok bu konuda. Savcılık bizim gözümüzde. İnşallah. İnşallah başkanım. Biz sorunun cevabını aldık aslında siz konu arasında bahsettiniz ama geçmişte en başarılı bulduğunuz Kaman Belediye Başkanımız kim diye sorsak O siz sahne. Evet. Sayın Başkanım Can Polat'tan bahsettiniz ama Hacı Su Can Polat belediye başkanımız imar sorununu Kaman'da ilk imarı getiren belediye başkanımız. Yani evet. imarda o zamanlar biraz eksiklikler olabilirdi ama Kaman'ın 25-30 yıl önceki haliyle şimdiki hali arasındaki fark varsa bunu belediye başkanımıza borçluyuz. Çift yol olması, yani o kadar sıkışmış bir yapılanmayı, bitişik yapılanmayı ayırt ederek bu kadar ana yol üstünde özellikle Mikasa, Prens Mikasa Caddesi üzerindeki yerleri açan Kaman'a imarla tanıştıran belediye başkanımız Yusuf Can Polat. Evet. Diğer kıyı kesimlere yavaş yavaş ondan sonra başladı imar ama şu an ciddi şekilde bir Çiftlikli Mahallesi'nin imar problemi de var. Ona da değinmek istiyorum biraz. Çünkü hem kendi mesleğim itibariyle çok gelen oluyor, çok danışan oluyor. Bir çivi çakamıyoruz. Bir kocaman Çiftlikli Mahallesi Kaman'ın Kırşehir'in bazı ilçelerinden fazla nüfusa sahip. Böyle bir ilçenin içerisinde nasıl olur da bir ruhsat alınmaz, bir çiviye başlanmaz? Tabii de bu belediye ile alakalı. Ne kadar idare mahkemesinin kararı olmuş olsa da bu konuyu ben önceki belediye başkanımız Yusuf Can Polat Bey ile görüştüm. Kendisiyle Evet. fırsatı buldum. Kendisi birkaç konuda da belediyenin ön ayak olarak İdare Mahkemesi'nin kararını uygulamayarak yani biz mahkeme tüm mahkeme kararları değil bu İdare Mahkemesi'nin kararının
vatandaşın aleyhine olacak bir şekilde uzun yıllar boyunca yapılamayasa artık bunu belediye kendisi bir imar revizyonuyla çok seri bir şekilde faaliyete geçirebilir. Yani uygulanmayacak bir kararı da belediye başkanı bir şekilde cüret ederek bu imar probleminin üstüne gitmesi gerekir. Böyle bir faaliyet içerisine de girilmedi ama bu yakınlarda bu problemin de giderileceğini söyledi arkadaşlar. Çok ciddi şekilde yalnız bir imarda problemimiz var. Biz Kaman Merkez'in imarını Hacı Yusuf Canpolat başkanımızdan attık. Devamı da mevcut belediye başkanlarımıza nasip oldu. Ama öncelikle şu Çivlikli Mahallesi'nin imar probleminin de bir an önce çözülmesi gerekiyor Ayla Hanım. Başkanım, imardan konu açmışken Atatürk Konağı'nda Atatürk evimiz var Kaman'da. Daha önce de bunun Yani bu belediye de gündeme geldi. Kaman Belediye'nin başvurusu yapıldı. Hatta bizim İl Genel Meclis imar üyemiz de gündeme getirdi bu konuyu. Yani Kaman 24 Aralık'ta Kaman'a geldiğinde Kaman'da Aralık ayında tabii Kaman şenlenmiş o zaman Atatürk'ün konakladığı bir ev var. Bu müze olabilir mi? Olabilir. Ama evet. maalesef bir atıl durumda. Çünkü Kaman'a geldiğinizde gezilecek böyle müze yeri bir bu Japon bahçesinde Japon gitmek bahçesi. falan yok. Yani Kaman'ın kültürüne de gelişimine de katkı edebilir. Böyle bir evin restorasyon edilmesi, gezilmesi, Atatürk'ün figürlerinden kullanılması, Ankara'dan artık bir takım yerlerine, müzeler müdürlüğüne vesaire iletişime geçirilip Atatürk'ün kullandığı eşyalar gelebilir buraya. Güzel bir şekilde ev restore edildikten sonra bunu tüm insanlarımıza, Kamanlı hemşehrilerimize açılabilir. Gençlerimizin bu konuda daha uygun şekilde Atatürk'ü tanıyabilir. Çünkü bazen küçüklerle özellikle ortaokul öğrencisiyle görüştüğümüzde Atatürk bu Kaman'da kaldı dediğimizde nerede kalmış diyor. Nerede Kaldığı kalmış? yeri bilmiyor Evet. diyor. Bu konularda da biraz Kaman'ın eksiği var maalesef. Bu konuda da gerek belediye atabilir, siyasi partiler el atabilir bu duruma, siyasiler el atabilir. Bir şekilde bunun faaliyete geçmesi lazım Ayla Hanım. Bu konuyla alakalı başvurumuz aslında var. Mimarımız bizim kendi köyümüzden Mustafa Şentürk müracaatta bulundu. Aslında başvurumuz var başkanım ama De almış. sizin de konuyla ilgili takipte olmanızı ben rica ediyorum. Tabii. Mustafa Bey'le de bağlantıya geçerseniz o canlı yayından sonra sizinle bağlantıya geçecektir. Kamanımızın çehresini değiştirme konusunda Biz bu konuda kendisine de fayda sağlarız. Gerekilecek yapılacak her türlü şeylerde ama belediye meclisine daha önceki dönemlerde de geldiğini biliyorum. Bu konuda galiba bir maddi bir problem olduğu, ondan dolayı bu işe el atılamadığı şeklinde düşünülüyor ama bunu siyasiler bir ön ayak olarak bu işin üstüne gidilebilir. Yeter ki bunu çözmek istesinler, çözülmek istensin. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yani bu Kaman'a kazandırılmış bir değer olacak. evet. Başkanım, Kaman CHP ilçe başkanı olarak ittifaklara nasıl bakıyorsunuz? Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz bize? Ya, tabii siyasi partiler kendi aralarında, kendi üyelerine, kendi tüzüklerine uygun olarak kurulur. Yani herkes kendi istediği siyasi partiye üye olmakta sıkıntı yok. Biz genel merkezimizin doğrultusunda, genel merkezimizin verdiği talimatları yerine getirerek bu ittifakları olduğunca destekliyoruz. Kendimiz seçime nasıl hazırlanmamız gerektiğini, bu genel merkezimizin bize gönderdiği genelgeler, yönergeler doğrultusunda bu işlemleri biz gerçekleştiriyoruz. İttifak bir siyasi partilerin bir araya gelip sadece belli bir ideolojiyi temsil etme yeri değil. Bunun altını özellikle Evet. çizmek istiyorum. Yani her bir siyasi parti kendi ideolojisini, kendi vizyonunu, misyonunu kendisi hazırlar. Onun üzerinden yürürler. Ama bunun işte kötüye kullanılıp işte bir siyasi partilerin birden fazla siyasi partinin bir araya gelerek sadece seçimi kazanması
seçime odaklı bir şey yapması bu kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani bu genel olarak söylediğim şey herhangi bir ittifak üzerinden değil. Bu sadece benim kendi öz düşüncem. Bu kişinin kendisinin, kendi siyasi partisinin nereye gitmesi için bu partiye elinden geldiğince fayda sağlaması lazım. Bir partinin, bir üyenin. Şimdi Evet. Cumhuriyet Halk Partisi birinin başka bir siyasi partiyi desteklemesi söz konusu olamaz. Çünkü kendi partisi var. Bunun içerisinde her bir partinin düşüncesi belli bir görüş doğrultusuna bir araya gelme durumu var. Bu durumda nedir? İşte şu an bizim genel başkanımız ve diğer altı siyasi parti liderinin işte ortak açıklaması parlamenter sistem. Biz bu amaç için bir araya geldik. Biz cumhuriyeti düşünüyoruz, geleceği düşünüyoruz, çocuklarımızı düşünüyoruz. Bunların bir araya gelerek bir oluşturduğumuz bir yapı var. Bu konuda da genel merkezimizin hareketleri doğrusuna hareket etmek zorundayız. Hiçbir altılı ittifaktan bir siyasi partiye dışlamamız söz konusu değildir. Ama maalesef iktidar partisi ve ortağı işte seçim kanununda değişiklik yaparak bunu delme niyetinde. Sanki bir nevi bu işin nasıl olmayacağını yani 2023 ve 24 yine belediye seçimleri biraz farklı geçiyor ama 23'te genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde özellikle milletvekili seçiminde ittifakların ciddi şekilde önemli olduğu önümüze geliyor. Bu neden kaynaklanıyor? Önceki dönemde bazı vilayetlerde milletvekili sayılarına işte bağlı olarak ittifakın oy verdiği, oy aldığı kişilerden daha fazla vekil çıkarabilecekken mevcut haliyle şu anki Nisan ayında geçen düzenlemeyle bunun önüne sanki set çekilmiş gibi. Ama ne olursa olsun istedikleri kadar seçim yasasını da değiştirsinler. Bunda bir sıkıntımız yok. Vatandaş bunu görüyor. Vatandaştan konuşmamızda çarşıya meydana indiğimizde vatandaşın önümüze geçip bize 2 kelam ettiğinde biz bu hissi alabiliyoruz. İstedikleri kadar seçim çalışmalarıyla oynasınlar. Bu ittifakın içindeki partiler amaçları doğrultusunda bir araya geldiler. Bunu götürüyorlar. Çok güzel bir görüntü var. Çok güzel bir hava var. Bunu da seçime kadar sürdüreceklerine ben inanıyorum. Bundan sonra da geleceğimiz, çocuklarımızın teminatı, cumhuriyetimiz emin ellerde olacak. Bundan da kimsenin gailesi olmasın. Ama her bir siyasi partinin mutlaka kendisine has bir düşüncesi vardır. O da tartışılmaz. Zaten bunu Sayın Ali Babacan da söyledi. Ali Babacan kendi programını, izahını yaptı. Bizim genel başkanımız da farklı şeyleri konuşmuyor ama maalesef bazı bu durumu kabullenemeyen arkadaşlar bunun üzerine gidip sanki ittifakın dağılmış, hiçbir şey yapamayacağı şeklinde düşünülüyor. Halbuki bunlar bir amaç doğrultusunda bir araya geldiler. Kendi düşünceleri bunlar tamamen ayrı ama ortak paydada buluşuyorlar. Yani bu konuda da zamanında çok uç kesimler geliyor artık bir araya. Yani SHP'den CHP kurulmuş işte o dönemde 90'lı yılların içerisinde bizim koalisyon ortaklarımız var. Koalisyon ortaklarımızın dışında diğer daha uç kesimli partiler, bunların liderleri var. Hepsi boşuna bir araya gelmiyor. Bunların ortak bir paydası var. Bunların amaçları da belli. Siyasette ne olursa olsun bu parlamenter sisteme biz geçeceğiz. Biz buna inanıyoruz. Artık bu tek adam rejiminin sonuna verecek. Biz bu altı siyasi partinin bu açıklamalarında da bunu görüyoruz. Halka iniyoruz. Halkla görüştüğümüzde de bunun geleceği günlerin yakın olduğunu düşünüyoruz Ayla Hanım. Başkanım, geçen hafta ilçe başkanımız, Deva ilçe başkanımız Sayın Hüseyin Yaman'la konuk etmiştik Sayın Başkanımızı. Diğer ilçe başkanlarımızı, diğer partilerden başkanlarımızı sırasıyla konuk edeceğiz. Takip edebilirler. Kanal 6 ile aynı anda yayın yapıyoruz efendim. Buradan bütün izleyenlerimize selam olsun. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidar olsa hemen yapacağı ilk üç icraatı ne olur? Açıklayabilir misiniz? Ya o kadar çok ülkenin DNA'sıyla oynandı ki artık yani yapılacak icraat şey ne olacak? Biz o kadar şey söylüyor artık eskiye de dönüş ama eskiye dönüşten kasıt şu olmasın. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhranın üstesinden gelebilecek
tüm faaliyetleri kapsayacak bir çalışma olabilir bu. Yani biz parlamenter rejim diyoruz. Tabii parlamenter rejimin kötü yanları var, iyi yanları var. Bunlar tartışılabilecek şeyler. Ama ülkenin acilen bu ekonomik kalkınmaya ihtiyacı var. Yani dışarıda belli bir yaşın üstünde gördüğümüz kişilerle görüştüğümüzde bu 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda yaşanan kıtlıktan daha bir sıkıntılı bir durumdan karşı karşıyayız. Yani bunun Evet. bir icraat yapacak duruma da gelmedi. Biz çiftçi şunu söylüyor. Yani mazot bugün 30 liraya dayanmış. Çiftçi diyor ki inşallah 30 lirada sabit kalsa. Yani bunu söyler duruma geldi çiftçi. Bırakın 7 liradan 30 liraya çıkmasını. 30 lirada sabit kalsın, 50 liraya çıkmasın. Şimdi ben avukatlık mesleğini icra ediyorum. Kamanda yaklaşık 10 yıldır ruhsatım var ama 8 yıldır fiilen avukatlık yapıyoruz askerlikten dolayı. Evet, Belli bir ücretin altında dava almam zaten söz konusu değil. Ama bir Ankara'ya gittiğinizi düşünsenize, Ankara buraya 130 kilometre. 130 gidiş, 130, 260-300 kilometre yol. 300 kilometrede gittiğim araç 600-700 lira şu an mazot benzin yakıyor. Ya ben kaç evet. lira alacağım ki o dosyadan kendi yol paramı kurtarayım? Yani iktidarın da bu şekilde kendi önüne bakması lazım. Bunun vatandaşının bilincinde olması lazım. Vatandaşına destek olması lazım. Bunu Avrupa'daki asgari ücretle işte 1700-1800 euro ile kıyaslamak ne kadar doğru bir şey? Mümkünatı mı var? Yani Fransa'da söylerler bu kadar diye ama Fransa'daki hükümet kendi vatandaşına kredi sağlıyor. Bu mazotta indirimini yeteri kadar yapıyor. Yüksek çıkmış her tarafta var ama Türkiye'de çok aşırı şekilde. Bu tabi Rusya-Ukrayna savaşı olsun, yaşanan bu pandemiden çıkış etkileri olsun. Bunlar doğal sonuçlar ama hiç bu kadar yüksekle vatandaş enflasyonla karşılaştığını söylemiyor. Hiç diyor bu kadar yüksek bir şey görmemiştik öncesinde. Çok yüksek şekilde bugün aldığımız fiyatla yarın alacağımız fiyatın garantisi yok. Bize siz neyle geliyorsunuz? Bize ne vaat ediyorsunuz diyor vatandaş haklı olarak. Ya bizim söylediğimiz şey bu. Vatandaş öncelikle bir aç karnını doyuracak. Yani artık milletin cebine inmiş durumda. Yani şimdiye kadar vatandaş ses çıkarmıyorsaydı belki de bu sebepten çıkarmıyordu ama bu seçim gerçekten çok farklı geçecek. Bu vatandaşın artık ses çıkarma seçimi. Vatandaş bunda mührü nereye vuracağını da çok iyi biliyor. Bugün şeyden bürodan evime gelirken 3-5 kişiyle hasbihal ettik. Yani herkesin söylediği şey aynı. Toplanıyor toplanıyor her şey. Bu kira zammı ne olacak? Kamandaki fiyatlar ne olacak? Mazotun fiyatı ne olacak? Yani herkesin söylediği Türkiye'nin gündemi. Yani maalesef bu şeyle biz karşı karşıyayız. Bunda iktidarın acilen çözüm bulması gerekiyor. İktidar gideceğini de biliyor zaten. Bu konuda çözüm gerektirse de bu zamların geri alınamayacağı da çok aşikar. Bu da çok bariz belli. Bunda bizim partimiz, siyasi partiler, diğer partilerle işbirliği halinde güzel bir programları var. Devamlı zaten bunu ay ay gündeme getirerek kendileri masalarında açıklıyorlar. Biz de buna tam destek veriyoruz. Kamanda yapabileceğimiz şeyler bizim de sınırlı. Bunu da altını da çizmek istiyorum. Yani bir ilçe başkanlığının yapacağı şey kendi belediye sizde olsa ya da iktidarda olmuş olsanız daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. Bu konuda biz hem muhalefet partiyiz hem belediye bizde değil. Biz sadece diğer belediyelerden aldığımız güçle belli bir seviyeye kat ediyoruz. Sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İmamoğlu çok güzel yardımlar gönderdi çocuklarımıza. Kamanı rengarenk çocuklara büründürdük. Botlarımız geldi. Sağ olsun 610 tane. Bunun dışında Kırşehir Belediye'mizden yardım aldık. Bu arkadaşlarımızdan tespit ettiğimiz kişiler vardı. En azından Ramazanlık'ta biz de bir yağ verelim. Yani masasında bir yağ olsun, sofrasında hurmayla orucunu açsın. Ya da kolileri vatandaşlarla buluşturma gayretine girdik. Güzel bir faaliyet içerisinde oldu. Keşke belediye bizde olsa da sosyal belediyeciliği tüm Kaman halkına yayabilsek. Biz elimizden geldiğince bu çalışmaların içerisindeyiz. Ama bana göreve geçseniz ilk üç faaliyeti soracak olursanız ben sadece şu ekonomiyi düzeltmek derim. Başka bir şey değil. Yani biz Ekonomi artık düzeldiği zaman zaten birçok nokta, birçok çözüm çözülmüş oluyor zaten hepsi kendiliğinden sorunlar. artık
Dünya Mars'a gidiyor. Orada yaşam alanını keşfetmeye çalışıyor. Uyduları birbirine getirip internet ağ kurmaya çalışıyor. Devasa şeylerle bir arada projelerle yürüyor. Ama maalesef biz önümüze konulan birkaç tane basit projenin dışında bir yere gidemiyoruz. Eğer Karadeniz'de gaz bulduysak bunu buluşturacağız. Bu tüm Türkiye için iyi. Bu ama bir şekilde gaz bulunmuş ama doğal gaz fiyatları artıyorsa burada bir sorun var o zaman. Yapacaksın, getirecek. Yani vatandaş kendi daha az yakıt yapmak için düşük ayarlarda evini ısıtmak zorunda değil. Her vatandaş varsa kendi çocuğu üşümesin diye yüksek ayarlarda bu kombisini açması lazım. Keza elektriği böyle kamanda bazen dikkat ederim. Yüksek katlı binalarda televizyon açıkken herkes kendi ampul şeylerini kapatıyorlar. Bu bir tasarruf tedbiri. Bu olsun, buna saygımız sonsuz ama elektrik fiyatlarının da fahiş gelerek bazı önlemler almalarına, vatandaşın daha da sıkıntıya gitmelerine maalesef bu iktidar neden olmuştur. Yaptıkları bu tamamen yanlış politikalar sayesindedir. Bunlardan bir an önce vazgeçmelidir. Bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti kendisi kalkınabilir. Çünkü kendisinin çok zengindir. Yani ülkemizi ne kadar şey yaparsanız yapın, ülke bir hazine, bir cennet. Burada Adana'nın pamuğunda, Karadeniz'in fındığında, çayında, Bozkır'ın arpasında, buğdayında bu şeyler devamlı filizlenecek. Üreticiyi destekleyeceğiz. Alın size en önemli şey. Üretim çok ciddi şekilde artmış olsa, köylü kalkınsa bunlara hiç gerek var mı? Köylünün kalkınması lazım ama köylü girdilerden korkuyor. Kamanda tarlasına gübre atamamış. Attığı gübre ucuz olsun diye, parası olmadığından daha basit yapılmış, attığı gübre erimiyor tarlasında. Biz buna şahit olduk. Yani bu yıl ilk defa başımıza gelen bir şey bu. Üretici burada üretecek ki kamanımız kalkınsın, kaman esnafı kalkınsın, ülke kalkınsın. Yoksa biz Ukrayna'dan, Rusya'dan, Hindistan'dan niye buğday alalım, niye arpa alalım? Kendi ülkemiz çok geniş, verimli topraklar. Yeter ki uğraşalım, üreticiyi destekleyelim, çiftçimizi destekleyelim, hayvancılarımızı destekleyelim. Girdi fiyatları düşük olursa bu işler kendi rayından geliyor. Desteklemesine ona göre organize edilecek. Yani bunu öğrenmek için çok ileri derecede bir bilgi dahi olmaya gerek yok. Çok bariz belli. Kesim fiyatları işte belli bir seviyeye gelmiş. Kurban işte önümüzde Kurban Bayramı. 10-15 gün sonra kutlayacağız ama vatandaş kurban alamıyor. Alacak durumda değil. Artık küçük başa yönelmiş durumda ya da hiç kesmeme durumunda. Biz bunlarla karşı karşıyayız. Bunlar da artık vatandaş da bir dur demeli. Bunun için üretim, üretim, üretim halinin de ekonomi gelirse icraatlarımızın hepsi var. Yapacağımız şeyler çok büyük. Yeter ki ekonomimiz sağlam olsun. Başkanım, süremiz azaldı. Aslında Konya Ovası'na bir saatiz. İç Anadolu'nun kalbindeyiz. Çiftçimiz eksin. Ya barajı Üretebilsin var. ki Aylanım, 20 bize. barajından sulama sistemi nasıl yapılamaz? Allah aşkına. Yani Evet. akıl tutulması yaşıyoruz ya. Kaman çiftçisi bu Hırvan barajını kullanamıyor. Evet, Vilayetlerin hepsi, maalesef. Sırman kenarındaki tüm vilayetler kullanıyor. Ankara'ya kadar içme suyu taşınıyor ama tutup Kaman bu şeyden yararlanamıyor ne yazık ki. Ha, bunun da tüm siyasiler tabii bunun ardırlarını araştırılması lazım. Önümüzde böyle bir cevher var maalesef. Üreticimiz halinden memnun değil. Başkanım, toparlamamız gerekirse çok kısa bir süremiz kaldı. 40 dakikalık bir süre, diğer başkanlarımıza da haksızlık olmaması adına. Ülkemize sığınmacılar hakkında görüşlerinizi alalım. Ya sığınmacılar, şimdi Kaman ilçemizde başka uyruklu olan vatandaşlarımız da var. Bunlardan sıkıntı yaşayanlar da oluyor. Bazen şey yapmak anlaşanlar da çok oluyor. Bu şahsın tabii kullandığı duruma göre değişiyor. Ancak sığınmacının kültürü farklı, dili farklı. Bu konuda Türk milletine, Türk vatandaşına nasıl yansıyacak, adapte olacak. Bunlar çok önemli. Bunların irdelenmesi lazım. Bu kadar çok geniş bir perspektifte baktığınızda direkt ülkeye alınması ciddi tehlike.
Bunun önüne geçilmesi lazım. Yani önüne her gelenin ülkeye elini kolunu sallaya sallaya girmemesi lazım. Sığınmacının da işte Avrupa niye bu kadar alamıyor? Yoksa Türkiye kapılarını açmış şekilde işte geçen nerede? Hatay'da. Hatay Belediye Başkanımız söyledi. Bizim nüfusumuzdan fazla olacak dedi. Artık ülkede, şehirde o kadar şey var ki gitgide de artıyor. Bunun önleminin alınması lazım. Bir an önce alınması lazım. Ama biz bunları dışlayıp birden göndermek de çok sıkıntı. Çünkü bazı iş kollarında çalışan sığınmacılar var. Yok değil. Bu kişiler piyasada işte Türk insanı özellikle Kaman'da çok ciddi şekilde rağbet görüyor. Yani Afgan kişiler olmadığı zaman özellikle bu hayvancılıkla uğraşanlar, bu çobanlar da çok ciddi şekilde sıkıntı yaşıyor. Bunların kendileri buraya adapte olduktan sonra, kendi yaşam tarzına uyum sağladıktan sonra belli bir yere kadar götürürsünüz. Ama öncelikle devletin kendi vatandaşına bakması lazım. Kendi vatandaşı aç olmaması lazım. Kendi vatandaşının refahı yüksek olduktan sonra bu tür şeyler ardısı gelir. Ama tutup da çok ciddi şekilde bir sığınmacıyla karşı karşıya ülke kaldığı zaman bunun etnik yapısı da değişir, kültürü de değişir, örf adetlerimiz değişir. Ciddi şekilde bir yozlaşmaya gider. Bunun da önlemini devletin alması lazım. Devletin asli görevi. Başkanım, kadınlar ve gençlerimiz siyaset katılımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadınlarımız yer alsın mı? Kaman'da partinizin yanında olan kadınlarımız var mı? Partimizi biz son zamanlarda devamlı açık tutmaya başladık. Partimiz tüm gençlerimize, kadınlarımıza açık. Hatta geçen hafta bir güzel bir toplantı gerçekleştirdik kadın kollarımızla. Kalabalık bir toplantımız oldu. Ondan önce bir gençlik kollarımız var zaten. Gençlik kollarımızın getirdiği arkadaşlarımız var. Bu kadınlarla, gençlerle siyaset yapılmak için gerçekten çok harika. Yani burada siyasete de bir kadın eli değmesi lazım. Kaman'da ilçe başkanı olarak kadın şeyimiz yok. İlçe başkanımız yok ama bu tür bundan sonraki şeylerde kadınlarımızın da daha aktif olması lazım. Özellikle belediye başkanları seçiminde kadınlar daha da üstün rol oynayabilir. Bir tane köyümüzde kadın muhtarımız var. Bunun sayının gittikçe artması lazım. Kadınlar Buradan selamlar sunuyoruz. Nimet evet. Muhtarım, Sayın Muhtarım Can, daha önce canlı yayınımızı almıştık. Buradan selamlar sunuyoruz Sayın Muhtarıma. Kadın eli değmesi lazım siyasete. Kadın eli değdikten sonra yapamayacaklar bir şey yok. Hatta ben partimdeki o kadın kalabalığını gördükten sonra vallahi burada kısır da yapabilirsiniz. Parti emrinize amade. İstediğiniz dedikoduyu da burada yapın. Burası sizin yeriniz. Yani bir parti binaları sadece siyasetin konuşulduğu bir yer olmasın. Gelin çocuklarınızla çıkın. Burada gönlünüzce eğlenin, vakit geçirin. Güzel bir etkinlik alanı. Onları da öyle de takıldık ama kadınlarımız olmazsa olmazımız. Bizim de ciddi şekilde Başkanım. üye sayımız arttı kadınlarda. Gitgide de artıyor. Yönetimimizde de kadın üyelerimiz var. Kadın kollarını geçen yıl kurduk. Ciddi şekilde şimdi çalışmalara başladık. Bundan sonra da faaliyetlerimiz kadın kollarımızda hızlı şekilde devam edecek. Kadınlarımız her dalda olsun, her yerde olsun. 5-6 kadın bir araya geldiği zaman dedikodu yapmasın, iş yapsın Sayın Başkanım. Tabii. Evlerinde yapsınlar ya da işte toplantılarda değil de iş yapılsın. Kamanımız gelişsin. Güzel şeylerden bahsedelim. Girişimci kadınlarımızdan bahsedelim Sayın Başkanım. Şimdi Kamanda bir kooperatif var. Kadın kooperatifimiz. Burada Kaman'dan da faaliyet için desteklerimizi biz kendimiz de iletiyoruz. Burada kadın kollarımızla beraber ziyaretimizi de gerçekleştireceğiz. Bu evde açılan işte burada mantı deriz işte o eriştelerde buna benzer evlerde üretilmiş kurutulmuş biber buna benzer tüm gıdalar olsun hepsini büyükşehir belediyelerine bu kooperatif aracılığıyla Kırşehir Belediyesi gönderiyor ve bunun da bir garantisi var. Yani siz evinizde erişte yaptığınız zaman bunun garanti olarak yapıyorsunuz. Bu konuda biz kadın üyelerimizle bir araya geldik, bir çalışma içerisine girdik. Dedik bu cevizimiz var. Biz bu cevizi değerlendirelim.
Başkanım ne yapabiliriz dediler. Ben size bir fikir sunuyorum. Ön ayak doğru. Ceviz reçeli. Bunun lojistiğini de yapacağım. Cevizle ceviz sucuğunu gündeme getirdim. Arkadaşlar bunu ceviz sucuğunu evde yapılır mı? Yapılır. Her yapan Yapılır. kadın girişimcimizden biz bundan faydalanırız. Nasıl faydalanırız? Bahçesinde iki tane ceviz ağacı varsa biz bu kişiden ceviz sucuğunu yaptırmaya başlarız. Yapıldığı zaman biz bunun satımı içinde tüm lojistiğine ilgilendiğimizde parti olarak altından kalkamayacağımız bir yük yok. Kurutulmuş domates. Yani Evet. büyükşehir belediyeleri talep istiyor. Bize diyor gönderin lütfen diyor. Elinizde varsa gönderin. Bunlar bize lazım. Keza kaç tonlu? 1,5 ton gitmişti galiba geçen yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu erişteleri öğlen yemeğine tüm personeline dağıtmış. Dışarıdan daha pahalı alırken bu kooperatifler vasfıyla daha uygun alıyor. Hem bizim girişimcimiz faydalanıyor kooperatif eline hem de buradaki tüketici daha uygun ve daha kaliteli organik besinlerle beslenme durumunda kalıyor. Ya bundan güzel bir şey. Evet. Bunda kadınlarımız girişimci olacak. Bize parlak fikirlerle gelecek. Bizim destekleyeceğimiz hiçbir şey yok. Yeter ki bizden iletişim kursunlar. Kadın kollarımızdan iletişim kursunlar. Bunun hepsinin üstesinden geliriz. Güzel çalışmalara imza atılsın. Biz de gururla yayınlayalım Sayın Başkanım. İnşallah. Başkanım, son bir sorum var. Kamanda CHP'yi Coşkun Sayın Coşkun Gökalp dizayn ediyor söylemi sıklıkla söyleniyor. Bu konu hakkında düşüncelerinizi bir alabilir miyiz? Tabii bu konuda Coşkun Gökalp kendisi aynı zamanda meslektaşım. Devamlı sabah akşam birlikte bulunduğumda bürodaki arkadaşım diyeyim. Arkadaşımdan ziyade kendisi aynı zamanda özde dayım. Coşkun Gökalp beyinlerden bir kere silinemez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi denildiği zaman akla ilk gelen isim Kamanda bugüne kadar Coşkun Gökalp olmuştur. Yani bunun dışında aksini iddia eden varsa da hiçbir isimle karşınıza çıkamaz. Coşkun Buradan Gökalp selamlar bugüne kadar kendisine. yapmış olduğu Kamana hizmetleri de kimse yadsıyamaz. Bunun Yatsıyamaz. Evet başkanım. şu değildir. Yani Coşkun Gökalp partinin en önde gelen ismi. Bu kamanda siz bunu isteseniz de istemeseniz de bu böyle gelmiştir. Bundan sonra da devam edecektir. Ama Coşkun Gökalp'in herhangi bir şekilde yönetimde bir müdahalesi yoktur. Coşkun Gökalp'in yönlendirmesi olmamıştır. Olmaz da. Böyle bir şeyin içerisine girmez. Kaman Cumhuriyet Halk Partisi 13 tane yönetim kurulu üyesiyle idame ettiriliyor. Bu 13 tane yönetim kurulu üyesiyle aldığı kararları uyguluyor. Aldığı kararlarından sahaya çıkıyor. Coşkun Gökalp Evet. söylediği hiçbir şeyin içerisinde bunun içerisinde bulamazsın ama Coşkun Gökalp deyince de akla Cumhuriyet Halk Partisi gelir. Coşkun Gökalp dediğiniz kişi de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci kuruluşu olan 20 vekilden biridir. Yani Evet. merkezimizin şu an tuğlasında, çimentosunda, taşında Coşkun Gökalp'in imzası vardır. O da kimseye hiç yad edemez. Kamanda da tüm Cumhuriyet Halk Partileri ona gereken saygı gösterir. Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni, diğer partilerin hepsi de Coşkun Bey'e saygısını gösterir. Coşkun Bey'in nasıl bir siyasetçi olduğunu Kamanda yaşayan herkes de bilir. Ama Coşkun Gökalp'in bu saygınlık çerçevesinde kendisi siyaseti, Kaman'ı, Cumhuriyet'i, laik değerleri, partimizin önde gelen tüm misyonları, vizyonları kendinde üstlenerek bu faaliyetine Coşkun Gökalp devam eder. Bunda da hiç kimse bu Coşkun Gökalp'in karşısında da duramaz. Durmaya kalkışan da olursa zaten Coşkun Bey bu değerleri en ön plana çıkararak kendisinin hepsini de savuşturur. Hiç kimsenin kalesi olmasın. Kendisi bizim bir mücevherimizdir, değerimizdir. Yaşayan bir değerimizdir. Ona gerekli Evet. değer, önem verilmelidir. Tüm siyasi partiler zaten bir araya geldiğimizde şimdiki belediye başkanları, önceki belediye başkanları, önceki milletvekilleri, önceki Kırşehir Belediye Başkanları, herkes Coşkun Gökalp'i de bilir. Kendisinin Evet. bir Ankara'ya gittiğimizde ya da başka bir vilayete gittiğimizde tanınırlığı varsa ya da Kırşehir'in Çiçek Dağı'nın başka bir köyünde ya da Akpınar'ın Kelismer Uşağı köyünde Coşkun Gökalp tanınıyorsa bu Kırşehir'e faydasından dolayıdır. Keşke herkes Coşkun Gökalp gibi olabilse, partisine sahip çıkabilse, Coşkun Gökalp Cumhuriyet Halk Partisi nasıl çıkıyorsa diğer partilerin de, diğer milletvekillerinin de kendi partilerine o kadar sahip çıkmasını beklerim. Hiçbir partiden başka bir partiye geçip de kendilerinin
Joshua Lokalb'in yerinde olmasına can atan kişilerin kendi partisine sonra da sistem dolu sözlerinden yaptıklarına şahit oluyorum. Onlar üzücü ama şu an Kaman deyince, Cumhuriyet Halk Partisi de deyince Joshua Lokalb'i kimse silemez. Bu da böyle bilinsin. Evet. Hala Hanım. Buradan saygılar sunuyoruz. Başkanım selamlarınızı sunarsınız, söylersiniz. İzliyorsa da selamlar. Babamın döneminden tanıyorum ben kendisini. Saygılar sunuyorum buradan. Son olarak izleyenlerimize neler söyleyeceksiniz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kaman'da ciddi şekilde bir yapılanmaya girdik. 1,5 yıldır çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Kurancılı belde örgütümüzü kurduk. Kurancılı'da ciddi şekilde katılımımız var. Kurancılı'da şu andan itibaren bir belediye başkan adaylarımız var. Kaman'dan da adaylarımız çıkacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu yakışır. Cumhuriyet Halk Partisi Kaman'da yükselen bir değer olacaktır. Sosyal belediyeciliği Kaman'a getireceğiz. Kamanlı hemşerilerimiz istirham ediyorum. Bu seçimde gereken şeyi görüyorlar. Yaptıkları, çektikleri çile hepsinde belli. Bu seçim yatırımı için belediye bazı çalışmalara girer. Yani iktidar partisinden olunca belediyenin ne hale geldiğini gördüler. Böyle bir çalışmanın içerisinde olan vatandaşlarımız artık mührü nereye vuracağını çok iyi şekilde biliyor. Biz bir şekilde ciddi yapılanmayla, doğru adaylarla bu seçimlere talibiz. Kurancılı'da da alacağız, Kaman'da da alacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Aldığımız yerleri ciddi şekilde de koruyoruz. Oylarımızı biz ciddi şekilde de artırıyoruz. Üye sayımız gittikçe artıyor. İktidar partisinden istifa edip partimize geçen üye sayısı ciddi şekilde fazla. Biz bundan iktidar ışığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını görüyoruz. Genel merkezimizin belirlediği politikaları biz Kaman'da sahada yansıtıyoruz. Ciddi şekilde bir oy potansiyelimiz olacak. Bu vesilelerle tüm dünyada yaşayan Kamanlılara, Kırşehirlilere, bizleri internet başından izleyen tüm izleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Zahmet ettiler. Bir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak belediye 5. katta yerim vardır. İstedikleri zaman çay içmeye beklerim. Gelsinler, çayımızı içsinler. İstedikleri muhabbeti yaparlar. Biz mesleğim dolayısıyla ben kendim ille de Cumhuriyet Halk Partili kişilerin davalarını almıyorum. Çok sevdiğim, saydığım AK Partili arkadaşlarım var. Bunlarla beraber aldığımız davalarımız var. Yürüttüğümüz işler var. Hiçbir şekilde Kaman küçük yer olduğu için bir siyasi partinin temelli yanında olup herhangi bir şekilde dışlanma diye bir söz konusu olamaz. Kaman hepimizin, Kaman herkesin, her siyasi partinin. Biz elimizden geldiğince Kaman'da var olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da olacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkese izledikleri için teşekkür ediyorum. Size de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah daha fazla kitleye ulaşarak, daha fazla kişiyle bu yayınlarınızı devam ettirirsiniz. İşinizde başarılar diliyorum Ayla Hanım. Başkanım, amacımız bizim de Kaman'ımızın hep birlikte gelişmesi, daha güzel işlerin yapılması. Bu partinin kim olduğunun çok bir önemi yok. Hizmet gelsin. Bizim amacımız o. Yayınımıza katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Bugün konuğumuz Kaman Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız Sayın Zeynal Kankal Beyefendi'yi konuk ettim. İsmimde biraz şeylik var. Başkanım evet, onu da açıklar mısınız onu bir? İsim de Zeynep. Hatta kulakları çınlasın. Alev hakemimiz vardı. İlk duruşmama da onun şeyine girmiştim. Sayesine girmiştik. Katibimiz vardı. Katip yanlışlıkla işte de Zeynep Bey'in ismini kodluyor şey yazarken. Oraya tuttu Zeynep yazdı. Hakim de hemen şeyi patlattı. Ya dedi, katibimizin ismi de Zeliha'ydı. Ya Zeliha dedi, bir dedi harf değiştirdin, cinsiyeti değiştirdin dedi. Bu nasıl olacak dedi. Tabii güldük. Aradan 7 yıl geçti. Aynı hakimin başka bir ilde duruşmasına katıldım. Hemen tanıdı hakim hanım ve ilk başından geçen bu olayı anlattı bana. Avukat bey dedi, sizin isminiz biraz farklı. Şimdi Zeynel diyeceğim dedi, farklı yazacak dedi. Ve de bir yazsın efendim dedim. Bu yaptan kaydım almasın dedim. Oraya tuttu, bu sefer de Zeynal yazdı. Olsun hakim dedim. Biz buna da alışacağız dedim. Bugüne kadar hep böyle geldik. En azından cinsiyetimi değiştirmedi bu dedim.
İsimden geçtim. Soy isme baktık. Soy isminiz Kankal olacak. Yine Sivas Kangal şeklinde değil. Kastamonu'nun K'siyle. Bunun Evet başım. ben küçüklükten beridir yaşıyorum ama alıştım. Artık şeylerimiz de, üyelerimiz de biliyor. Ergelen bazen Zeynal diyorlar, Zeynel diyorlar. Herkesi Evet. tebessümle karşılıyorum artık. İsmim Zeynel, soy ismim de Kankal, K ile. Tamam başkanım. Bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız Sayın Zeynel Kankal beyefendiyi konuk ettik efendim. Başkanım çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Tekrardan konuk almak isteriz sizi. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Yayınımızın tekrarını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz efendim. Bugün Kanal 6 ile ortak yayın yaptık. Kanal 6 izleyenlerimize buradan selamlar sunuyoruz efendim. Kırşehir'in incisi Kaman'dan yayın yaptık efendim. Kaman'ımızın incisi cevizimizi tanıttık. Başkanımızın çalışmalarını tanıttık. Hepinizi Kaman'ımıza bekleriz efendim. Tatile gidemeyenleri savcılığımıza bekleriz efendim. Tatil yapamayanlara ufak bütçelerle de tatil yapılabileceğini Kaman'da gösterelim. Evet. Sayın Üçler Muhtarım çalışmalarına devam ediyor. Yayınımıza da alacağız onu. Savcılığımızı geliştirmeye çalışıyor elinden geldiği kadar. Tropikal meyvelerin asıl yetişme yeri Savcılı Büyükova efendim. Her çeşit meyveyi de bulabilirsiniz. Kamanımızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Türkiye'nin kalbinde şirin bir ilçemiz efendim. Hepinizi bekleriz. Başkanım katılımınızdan dolayı ben çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar Sağ olun. diliyorum. Evet, sizin de efendim. Çok çok teşekkür ederim. Görüşürüz başkanım. İyi günler, iyi akşamlar. Sağ olun başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi başkanımız, ilçe başkanımız Sayın Zeynel Kankal Beyefendi'yi konuk ettik efendim. Kaman Köyleri ve Havadis grubumuzda başkanımız Sayın Nihat Adar, arkadaşlarımız, temsilcilerimiz, yöneticilerimiz, bizi izleyen bütün hemşerilerimize sonsuz selamlar sunuyoruz. Bu akşam Kanal 6 ile birlikte ortak yayın yaptık efendim. Bundan sonra yayınlarımıza birlikte yol alacağız, ortak yayınlar yapacağız. Kamanımızın gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız efendim. Belediye başkanlarımızı, diğer parti başkanlarımızı canlı yayınlarımızda görmekten onur duyarız efendim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yayın tekrarlarımızı YouTube kanalımızdan, Kaman Köyleri ve Havadis YouTube kanalımızdan izlerseniz çok memnun oluruz. Üye olursanız, YouTube kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz efendim. Farklı programlarda, farklı program ya da yorumlarda beraber olmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim. İyi akşamlar hepinize.